Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu modelin, motifin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Instagram üzeri ısrarla istenen e, bu modeli daha önce yapıldığını ve izleyip anlamadığını şöyle net bir şekilde tane tane anlatıp öğretmen edasıyla anlattığımı söyleyen Naci Sayın arkadaşımız için artık ısrarına dayanarak şöyle bir yaprak bir de balon göstererek sadece motifin ayrıntılı gösterip Zaten 588. modelinde daha modellerimiz var. Aralarına sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Parmağımızdaki ipimizi bu şekilde ipimizin üzerine yatırdık ve arasına girip sık iğne ile 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen halkamın içine girip bir tane yuva elde ediyorum bu birinci yuva şöyle ekran görüntülüğünü şöyle sağlam olup olmadığına bu şekilde yani zili halkamızın olup olmadığını bu şekilde anlıyoruz 5 zincir bakın iki ipli olan taraftan şöyle ortadan girip yuvamızı buraya sık iğne ile sabitliyoruz 5 zincir Kapattım. 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 5 zincir. sonucu 5. Yuvamı da bu şekilde buraya kapattım. Hemen bakın bu ipimi şöyle çekip yuvamı darattım. Yuvama şöyle güzel bir şekil verdim. Fazla da daratmayalım arkadaşlar. Çünkü aralarına girip bize lazım olacak. Şöyle biraz açalım fazla daralırsa. Daratırsak şöyle tırnağımızla açıp şöyle yuvamızı genişletebiliriz. Bakın bu şekilde. Hemen sık iğne ile giriyorum. Buraya yuvamın içine geçtim. Bu yuvanın içine balon yapacağız. Onun için de bu şekilde 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim hemen yanındaki zincirin içine girip bir tane ilmek çıkarıyorum zincirin içine girdim içinden bir ilmek 3 4 5 şöyle ya da giriyorum şimdi arkadaşlar bakın sık iğne ile demin geçtik ya yuvanın içine onun onun kenarından da bu şekilde girip yedinciyi de bu şekilde alıyorum tekrar alalım kat alıyoruz kenarından girdim Bakın, ilmeğimizi attık bir tane de yuvadan toplamda 8 tane buraya yuva yapmış olduk bakın 2 2 2 alarak başa kadar bu 8 yuva ilmeği çekiyorum arkadaşlar 2 2 şöyle iki evet sekiz tane bu şekilde ilmeğimizi topladık şimdi bu 8 olan yuvamızı altıya eksilteceğiz arkadaşlar bakın hemen ilk telin arasından tam ortasından girmiyorum sadece telini alıyorum telini aldım iki telini alıyorum telini alıyorum telini aldım 5 oldu telini alıyorum 6 bakın bu sık iğne bir yuvadan alma yok bura 6 oluyor bu 6'yı da aynı şekilde ikişer ikişer başa kadar çekiyorum arkadaşlar 2 2 2 şimdi bakın 8'den 6'ya düştü yuvalarımız ve 6'dan da 4'e düşecek Hemen buradan telini aldım. Arasına giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Arasına giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. 3. Araya giriyorum. Tele giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. 4. Evet. Şimdi bu iki tanesi kalıyor arkadaşlar. Bakın şu tümseklerden de anlaşılacak. 2 burada. 2 burada. Nokusaltma e, kısaltma işlemi var. Eksiltme işlemi var. Tekrar 3 seferde aldım. Bakın. 3 sıra yaptık. 1. sıramız 8, 2. sıramız 6, 3. sıramız da 4 tane ilmekten oluştu. Şimdi tekrar 8 ilmeğe geri toplayacağız bunu arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 5 Bakın sırayla bu kalan 2 ilmeğe indik. Altından eksittiğimiz bu 2 ilmek var ya onları şöyle geri alıyorum 5. Geri alıyorum şu sondaki ilmeği alıyorum 6. Hemen bir alttaki ilmekten girip bu şekilde tek katından alıyorum. 7. Bir tane de yuvadan alıyorum. Demin yuvadan almamıştık. 8. Bakın. Şöyle 2 2 olarak bu 8 ilmeğin 8'ini de geri bu şekilde alıyorum. Bakın. Burası tam ortası oluyor çiçeğimizin yaprağımızın artık balonumuzun ne derseniz arkadaşlar. Burası tam orta oluyor. 8, 6, 4, 8. Şimdi tekrar 4, 6, 8 olarak öbür tarafını yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın buradan tekrar bir ilmeğimiz var ilk telinin arasından giriyorum şöyle bir tane daha ilmek çıkarıyorum 2 tekrar şöyle girip bir tane daha ilmek çıkarıyorum 3 hemen yanındaki bakın, telin arasından giriyorum 4 şimdi bunu 2 2 2 bu şekilde yaptık 4 ilmeğimizi bu dört ilmek şimdi 6'ya çoğalacak. Buradan iki tane daha ekleyeceğiz. Aşağı inip. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde şimdi telin arasından giriyorum. Hemen buradan bir tane ilmek alıyorum. Sıradaki telin arasından girip bu şekilde ilmek alıyorum. Ve ilk defa arkadaşlar tığ e, ipi esnetmek çok ince olduğu için biraz e, fazla esnetmeyin. Ben daha önceden istenetmişim sanırsam. Hemen aşağıya iniyorum, bakın iki tane ilmek alıyorum. Bu dört olan ilmeğimi altıya çıkarıyorum. Altıya çoğalttım. Yine iki, yine iki, yine iki, bakın. yine iki ve yine iki. Şimdi arkadaşlar bu son sekiz sırayı nasıl yapacağız? Bakın. Burası biraz kalın olması için e, tüm geri dönüş olmayacak burada. Burada dibinde şöyle bir zincir çekerek ilmeklerimi topluyorum bakın. Girdim telin arasına. Önceden telin üzerinden alıyorduk. Bu son sırada çok farklı. Çünkü hani burasının kalın olması lazım. Dördüncü içinde bu şekilde buraya bakın. dört tane ilmek aldım. Aşağıya iniyorum. Aşağıdan da iki tane ilmek toplayacağız bu şekilde. Ve 5 oldu. Bu şekilde. Tekrar hemen yanından alıyorum. Dibinde şöyle bir zincirimi çekip böyle daha kalın bir kenar elde etmek istiyorum. Tekrar şöyle bu ana yuvadan 5 zincirli yuvadan da tane ilmek alıyorum şöyle iki şöyle iki şöyle iki olarak başa kadar bu şekilde topluyorum tek tek almaktan bu daha kalın oluyor arkadaşlar şöyle güzel bir kenar görüntüsü veriyor şöyle sıkı sıkı iki sıkı sıkı iki kenarımız bu şekilde sert bir görüntüye sahip oluyor hemen bakın şöyle köşeye hem oturması için bir tane zincir çekiyorum döndüm ters tarafındayız şu dibine batmıyorum bir sonrakine kapatıyorum şöyle yuvarlak bir dönüşüm olsun diye tekrar yanındakini arkadaşlar kalın olsun istiyorsanız şöyle bir defa dolayalım dolamıştım öbüründe de tekrar bir defa doluyorum şöyle kalın bir sık iğnemiz oluyor şöyle Burada sahte trabzan diyorduk. Bir defa doladım. Bu şekilde bakın. Tüm sık iğneleri kapattım. Bu şekilde. Şimdi sonuncu köşeyi döneceğim için bakın buraya sadece bakın hiç dolamadan bakın bakın diyorum ama çok sanırsan ve buraya bu şekilde sık iğne yaptım. Şöyle yine bir zincirimi çekiyorum köşede. Bu hani tel almıştık ya. Bu zincirlerin olduğu yerde sık iğne yaparak bu şekilde aşağı doğru iniyorum. Bakın. Burada altı zincirimiz vardı. Onun kenarlarına sık iğne ile iniyorum. Şöyle İnşallah umarım anlaşıldı arkadaşlar bu şekilde şimdi ters tarafındayız sonuncu sık iğnemizin de içine giriyorum bu şekilde evet. şöyle düz yüzüne bakalım arkadaşlar yaprağımız nasıl oldu evet bu şekilde arkadaşlar yaprağımız oluştu şimdi şuraya da sarı renk ve koyu mordan yapacağım bu şekilde bu yapraktan üç tane yaprağımız olacak Evet minyatürleri de bu şekilde hazır resimde gelen sayılar bu şekilde büyük oluyor arkadaşlar saydığıma göre resimdekinin ben biraz tabi daha hem de kolay oluyor 8 6 4 hemen 8 6 4 bu şekilde yapraklarımızı hazırladık şimdi kenardaki iki yeşil yaprağı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tığımızı tutturup şöyle bir tanesini yapacağım sizler için. Hemen. Şöyle anlaşılır yavaş bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben bu yaprağı biliyorsunuz hep çok sevdiğimi söylerim. Devamlı takipçilerim belki bıktılar. Evet şöyle bir zincirimi çektim. Sık ile 5 zincirli yuvaya girip bir zincirimi bu şekilde çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım aynı yuvanın içine girip bakın bu üç ilmeğimin üçünü de bu şekilde çekip kenarına 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen bu yaptığım sahte trabzanımın içine bu şekilde kapatıp bir tane tomurcuk yaptım dibine şu şekilde iyice bir zincir çekiyorum aynı yuvanın kapattığım yuvanın içine girdim şöyle bir zincir çektim hemen bu platin yuvamızdan da girip onun dibinde de bir tane çektim. Yine 3 tane ilmeğimiz var fakat bu sefer 2 2 olarak çekiyorum. Yine başında 5 zincir. Tomurcuğumu telimin arasına girip kapatıyorum. Hemen bir zincirimi çektim. Aynı şekilde buraya yuvayı kapattığım yerden ilmek aldım. Sıradaki Telin artasından girip dibinde bir zincir çekerek ilmek aldım ve yuvadan da girip ilmek aldım. Şöyle 2, 2, 2. Bu kenar tomurcuk sayımız 5 olana kadar yaprağımızı çoğaltacağız. Ve kapatıyorum bunu buraya bu şekilde. Aynı yuvanın içine girdim dibinde bir zincir sıradaki telin arasına girdim dibinde bir zincir sırayla bakın tellerin arasından girip ilmeklerimizi topluyoruz hemen yuvaya da giriyorum arkadaşlar bu şekilde sayımı çoğaltıyorum 2 2 2 2 ve şimdi dördüncü tomurcuk için 5 zincir kapatıyorum hemen arkadaşlar şöyle dibinde de bir zincirimi çekiyorum Adi zincirim pek sıkı olsun ve tümsek fazla atmasın aynı yuvanın içine girdim şu şekilde sıradaki telin arasına girdim dibinde bir zincir Sıradaki telin arasına giriyorum dibinde bir zincir. Şunu katlayalım. Şöyle sıradaki telimin arasına giriyorum. En son yuvama da girip bakın arkadaşlar 3 6 bir tane de mor yuvaya girip bu şekilde bakın bitiriyorum. Yine başa kadar 2 2 2, 2 2 2 Evet yaprağım bu şekilde arkadaşlar bakın sonuncusunu sık iğne yaparak aşağı ineceğiz şöyle 5 zincirimi çekiyorum ilk telimin arasına girip sık iğne ile sabitledim şöyle bir zincirimi çektim hemen yandaki yani sıradaki telin içine girdim bir zincirimi çektim sıradaki telimin arasına girdi. Arkadaşlar bunu öbür yaprağın büyüklüğüne göre yaprak yaptık. Bunu isterseniz bir tık daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi ben yaptım sökmeyeyim. Siz sadece 4 tomurcuklu'dan da yapabilirsiniz. Çünkü öbür yaprakta büyük olduğu için yaprakları biraz ona uygun olsun diye büyütmüştüm. Bakın. Arada bir zincirimi çekiyorum bu şekilde sabitledim onu küçülttük yaprağı küçültmeyi unuttuk ve bu şekilde sonuncusunu da yine bu yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum mor yuvamın içine bitirdim tekrar bakın aynı işlemi aynı yaprağı yapmak için bu sonuncu yuvamın içine girip bir zincirimi çekiyorum bir defa dolayıp Tığımda olan 3 üç ilmeğimi 3'ünü bu şekilde alıyorum. 5 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar, burada ne yaptıysak burada da yapalım. Şöyle dibinde de bir zincirimizi çekelim. Hemen bunu ben tamamlayıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar, sihirli halka ile yaptığımız yuvalar var ya. Bakın, buradan ortasından tam ortasından girip buradan çıkıyorum. Tohumumuzu buraya yapacağız böyle yuvalar bir iki zincirimi çekiyorum sırayla buraya küçük küçük ikişer zincirli kirpikler yapıyoruz bir iki zincir bunu elinizde sihirli halkayla da yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapraklardan da bu şekilde ikinci tekrar 3 Tekrar. Toplamda 5 tane bu şekilde yuva hazırlıyoruz. 2 zincirimi çektim ve şimdi morumun arasından giriyorum. 4 ve 1 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığım yuvamızın içine şöyle açayım net gözüksün ilk yaptığımız iki zincirli yuvamızın içine giriyorum buraya sağ Şimdi bu iki zincirli yuvalara yine iki zincir çekerek şöyle iki sıra daha yapacağız arkadaşlar. Bakın sıradaki hemen iki zincirimi şu taraftan da daha net gözükür. Giriyorum. Kapattım. Bir iki zincir hemen kapatıyorum. Bu öbüründe üçer zincirliydi arkadaşlar. Küçüttük diye uğrunu da küçültmek istediğim ikişer zincire düşürdüm. Tekrar iki zincir. Şöyle döne döne yapıyoruz. Bu işlem çok kolay arkadaşlar. Kamerada sanki anlatınca zormuş gibi gelmesin size. Şöyle iki sıra ikişer zincir yaparak dönüyoruz. Şimdi sıra bakın. Burada tekrar şöyle bir iki zincir sıradaki iki zincire kapatıyorum şöyle minik bir tohumu attık ya arkadaşlar şimdi bunu artık hiç zincir çekmeden şöyle sık iğne yaparak bakın, beş tane sık iğne yapıyorum döne döne iki sıra iki zincirle bir sırada Şöyle bir sık iğne ile kapatıyoruz. Evet. Bu ve sonuncu Bakın, sık iğne bizi de içinden geçiyoruz. Evet, Şöyle bir düştüğü için arkadaşlar sonuncu sık iğnemizde şöyle Burasıymış. Kapatıyoruz. Şöyle bakın minicik bir delik kalıyor arkadaşlar. Ortasında. Oradan şöyle bir zincirimi çekip şöyle ipimi kestim. Evet. Bu şekilde oluyor. Bakın. Şimdi bunu bu yaptığımız yuvayı şu alttan bakın. Aynı ters boru gibi yaptık bu şekilde. Buradan yuvadan ilmeğimi tığıma takıyorum. Arka tarafına doğru çekeceğim. Şöyle arkadaşlar. Ortasına da bakın. Tam oldu bu şekilde. Çok hoş oldu. Birebir oturdu. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, şimdi ortasının damarlarını atacağız. Şöyle en ortada hani 8 ile tam ortası demiştim ya. Oradan arkadan girdim. Arkadan da arkadaşlar bir tane düğüm yapıp şöyle iki ilmekten şu şekilde geçip giriliyor. Şöyle Şimdi bunu tam hizası olun. Bakın bir iki tane sık iğne sağda iki tane sık iğne de solda bırakarak tam ortadaki sık iğnemizden Şöyle giriyoruz bakın. Buradan ipimi çekiyorum. İpim de arkadaşlar bunlar yaparken gayet güzeldi. Şimdi teli açıldı. Bir tane kaldı diye ben de yeniden yapmadım. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bunu tam köşesi olan yerden şuradan iğnemi sokuyorum. Şöyle bir tık alttan. Bakın. Bunu tam üstteki sık iğneden, bunun bir altındaki sık iğneden şöyle burayı şöyle anlatayım bakın şurada bir sıra bunun altı bir alt bir alt ilmek çünkü boyumuzun kısa olmasını ve hem de yandan görüşlü olması için bu şekilde sondan giriyorum bakın sondan ve bir alt ilmekten evet aynı şekilde ilk yaptığımız hani buradaki yuvamız vardı ya girdiğimiz oradan giriyorum yine Tam köşedeki bir alttan bir ilmek bırakıyorum. Şöyle. Bir alttan giriyorum. Bu şekilde üçgen oluyor. Hem bir alttan kısa oluyor hem de bu şekilde köşeden köşeye de üçgen bir şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Evet, bu kadar. Çok basit. Benim uzun uzun konuştuğuma bakmayın. Anlamanız için bu şekilde konuşuyorum, anlatabilmek için bu şekilde konuşuyorum. Şöyle dibine de bir tane şöyle halkanın içinden geçerek bir düğüm atıp, siz defa atabilirsiniz. Benimki örnek amaçlı. Hemen bunu yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bunu menekşeye benzesin diye bu şekilde yaptım. Bakın. Şimdi vaktim olmadığı için bunu da damarını atmak isterdim ama atamadım. Bakın arkadaşlar bu mevlüt örtülerimiz için bu da e, küçük tülbentlerimiz için bu şekilde. E, şöyle bunu pembe de yapabilirdik arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Bunu pembe, bunu sarı, bunu da aynı mor renkten yapıp bu şekilde melekçi görünümü verebilirdik. Siz istediğiniz renklerden çalışabilirsiniz tabii ki. Arkadaşımız e, bunu isteyen arkadaşımızın ismini hatırlayamadım ama yoruma yapıp bana bir teşekkür edebilir. Onun için bayağı bir emek serfettim arkadaşlar. Ee, bir de ben arkadaşlar biliyorsunuz ara ara örgü modelleri atıyorum. Örgü modellerime beğeni yaparsanız hani yorum yapmayıp izlemeyebilirsiniz. Hani anlamıyorum ben örgüden deyip izlemeyebilirsiniz ama bana destek amaçlı hatırım için bir beğeni çok görmesiniz inşallah. Aramızdaki arkadaşlık münasebetine dayanarak sizlerden örgü e, e, videolarıma da beğeni atmanızı şöyle. Ben de örgü yapmayı çok sevdiğim için bana destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Nacizhane. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Böyle çok hoş, zarif bir model oldu arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.